Keşif aracını en ilgi çekici numunelerin olduğu yerlere o götürecek. Bu numunelerle temas eden aletler analitik bilgileri yerinde toplayacak, uzak yerlerde bulduğumuz en ilgi çekici örneklerle en verimli şekilde zaman geçirecekler. Kemkem kem, direğin üzerinde aynı teleskobu paylaşan iki araçtan oluşuyor. Bununla ilgili olan ilk videomuza bakalım. Birincisi lazer etkisiyle tahlil yapan spektrofotometre biz buna kısaca LIBS diyoruz. Diğeri ise lazerle yakın çekim yaptığımız içeriklerin uzaktan mikro görüntülemesini yapan bir araç. LIBS'in birçok avantajı var. Uzaktan çoklu lazer atışı yaparak tozu ortadan kaldırabiliyor. Böylece yüzeyden etkilenmeden tozu kaldırıp altındaki kayaları analiz edebiliyor. Bu yaklaşık 8 metre ötede olan bir şeye uzanıp tozunu alıp inceleyebilen bir kol gibi görev yapıyor aşınan parçacıkları ve kayanın içini aynı anda analiz edebiliyor. Başka bir konuya geçmeden önce şunu söyleyeyim. Bu alet, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın uluslararası işbirliğiyle yapıldı. Aletin yarısı Fransız Uzay Ajansı tarafından Fransa'da üretildi. Diğer yarısı da Amerika'da üretildi. Bugün Fransa'yı temsil eden doktor Olivier Ganal da dinleyiciler arasında bizlerle. Ona da soru sorabilirsiniz. Kemkem'in iki ana parçası var ve bunlar Amerika'yı ve Fransa'yı temsil ediyor. Şimdi bir sonraki videoyu göstereceğiz ve sonrasında da sizlere kısa bir gösterim yapacağız. Bu Los Alamos Amerika'da üretilen gövde kısmı. Üstünde komuta ve kontrol ünitesini görüyorsunuz. Bunun üstünde de Kemkem LIPS için algılama görevini yerine getiren 3 spektrofotometre bulunuyor. Burada görülen kısımsa direk. Bu Fransa tarafından üretildi. İçinde lazer, lazere ait elektronik kısım, 4,5 inç çapında bir teleskop ve görüntü alan bir kamera var. Şimdi sizlere Lipsin gerçek hayatta nasıl kullanıldığına dair bir örnek göstereceğiz. Yaklaşık 2,5 metre ötedeki bir pirit madeni hedefini vuracağız. Lipsin yanıp söndüğünü görebiliyorsunuz ama fark ettiyseniz aslında lazer ışınının kendisi görünmez. Tabii bilim kurgu açıklamalarında ve resimlerde biz bunu varmış gibi göstermek zorundayız. Burada hareketsiz bir lips plazması var. Lazer 1 milyon ampul gücündeki enerjiyi alıp toplu iğne başı kadar bir alana yöneltiyor. Böylece o numuneden bir parça kesip çıkarıyor. Bu parça çok yüksek bir sıcaklıkta, binlerce santigrat derece ve bu yüzden de çıkarıldığında alevden bile daha parlak bir ışıltı çıkarıyor. Biz de işte bu ışığa bakıp numunenin yapısını anlamaya çalışıyoruz. Sıradaki slayt bunun nasıl işlediğini gösteriyor. Lips iki parçadan oluşuyor. Birincisi lazer. Bu sorgulama parçası. Numuneye enerji gönderiyor ve plazmayı üretiyor. İkinci parça ise spektrofotometre. Bu da ışığı yorumlayıp bize yapının ne olduğu hakkında bilgi veriyor. Resmin altında farklı renklerdeki plazmaları görüyorsunuz. Biz bunları gözle bu şekilde görüyoruz. Böylece bir numuneye bakıp bunun rengi mavi görünüyor veya bu daha farklı bir renk diyebiliyoruz. Burada fark edebileceğiniz diğer bir şey ise bunların göreceli olarak daha büyük plazmalar olduğu. Evet, Mars'ta durum böyle. Mars'taki atmosferde size videolarını gösterdiğim dünyadaki plazmalardan daha büyük ve parlak plazmalar oluyor. Arkadaşımız Mike bize birazdan oradaki plazmaların fotoğraflarını gösterecek. Fakat şimdi sizlere kemkemin nasıl algıladığına dair bir görsel göstereceğim. Bu keşif aracının gövdesinde bulunan 3 spektrofotometreden birinin spektral yelpazesi. Bu arada ışık o teleskoptan içeri geliyor, direkten geçiyor ve 6 metre uzunluğundaki fiber optikten geçip bu şekilde algılanıyor. Spektrofotometreler aslında dalga boyları boyunca ışık saçarlar ve bu yüzden de bu salım çizgileri ortaya çıkar. Salım çizgileri farklı elementleri temsil eder. Ve burada da bulundukları spektral çizgilere göre etiketlenmişler. Bazı elementlerin çok sayıda spektral çizgisi varken, bazılarının sadece bir iki tane var. Bizim aracımız bütün periyodik cetveli kapsıyor. Ultraviyoleden görülebilir aralığa ve oradan da IR spektrumuna kadar gidiyoruz. Bu elementlerden bazılarını sayacak olursak, bahsettiğimiz sistem hidrojen, nitrojen, karbon ve oksijen gibi elementleri içeriyor. Bunlar tabii ki çok ilgi çekici çünkü Mars'ta suyu araştırmanın yanı sıra ekobiyoloji için de önemli olan veriler sunabilirler. Şimdi dikkatinizi görüntüleme kısmına çekmek istiyorum. Analiz noktaları için bağlamsal görüntüler sağlıyoruz. Burada kastettiğimiz şey çok küçük analiz noktaları. Size bunu 1 dolarlık bir banknotla göstereceğim. Bunu yaklaşık 3 metre uzağa koyuyoruz ve görüntüyü oradan çekiyoruz. Görüntüde banknotun sadece görüntülenen bu kısmını göreceksiniz. Ön sırada oturanların yaklaşık 3 metre uzakta olduklarını düşünün. Sonuçta bu kadar çok detayı göremezdiniz. Ama bu gördüğünüz yakın çekim görüntü, detayları görebilmeniz için genişletilmiş ve banknotun detaylarını çok iyi görebiliyoruz. Lipsle çekimleri işte bu şekilde elde ediyoruz. Bunların çözünürlüğü son derece iyi ve çektiğimiz numunenin ne olduğuna dair görüntüyü bize gayet güzel olarak iletebiliyor. Özetlemek gerekirse, KemKem, Kem, keşif aracının üzerindeki diğer ekipmanları en iyi şekilde kullanabilmemiz için rehberlik ediyor. Tabii bir de bilimi ilerletmek adına önemli bir görevi olduğunu da eklemeliyim.